Honda Civic Sedan Elegance 1.6 Otomatik. Honda Civic Sedan tasarım olarak sportif ve sıra dışı tasarlanmış bir model. Geniş iç bagaj hacmi, ergonomik koltukları ve vites koluyla rahat bir sürüş için her şey düşünülmüş. Yeni LED teknolojisinden yararlanılarak tasarlanmış arka stop grubu, ön panjur gibi detaylara fark yaratan bir tasarıma sahip olduğunu hemen belli ediyor. Kozmik siyah, beyaz, mavi, siyah kırmızı, füme, bordo, beyaz gibi renk seçenekleriyle tarzını ortaya koymanıza olanak tanıyor. 6.2 renkli multimedya ekranı bulunuyor. 2021 model Honda Civic'in diğer nesillerinden çok farklı tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Arabaya tasarımsal olarak yapılan yeniliklerin çoğu küçük makyajlardan ibaret. Yine de Honda bir önceki nesle göre daha kavisli çizgileri tercih etmiş. Bu şık ve sportif tasarımın altında yatan amacın ise sadece görsel bir zevk olmadığını, işin içinde aerodinamik verinin artırılmak olduğunu da dile getiriliyor. Honda, arabanın görünümünü daha sportif hale getirebilmek için sürekli eleştirilen ön ızgaralarını opsiyonel olarak kromdan piyano bilek rengine çevirmiş. Yine eski nesilleriyle aynı şekilde yeni Honda Civic'te de 17 inçlik alaşım jantlar kullanılmış ve jantların arabanın genel olarak tarzıyla son derece uyumlu olduğunu söyleyebilirim. C segmenti sedan araç, benzinli ve otomatik vites. 1597 cc, 125 beygir güç üreten motora sahip. Maksimum hızı saatte 196 km, sıfırdan 100'e hızlanması 11.5 saniye. Aracın şehir içi yakıt tüketimi 8.7 litre. Şehir dışı yakıt tüketimi 4.9 litre. Ortalama yakıt tüketimi 6.8 litre. Bagaj hacmi ise 519 litre. Honda Civic Sedan Elegance'ın normal satış fiyatı 285.900 TL. ÖTV'siz satış fiyatı 159.000 TL. Skoda Octavia Elite 1.0 TSI. Çek menşeli otomobil üreticisinin en sevilen modellerinden biri olan yeni Skoda Octavia'nın yeni modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Skoda'nın yeni tasarım diline sahip olan Octavia, zaten dünya çapında bilinen yüksek kalitesini daha ileriye taşıdı. 4. nesil Octavia, önceki nesilden daha büyük ve daha fazla yaşam alanı sunarak sınıfındaki standartları yeniden belirledi. Baştan aşağıya değişen yeni kabin, yüksek fonksiyonelliği, yüksek kaliteye sahip materyalleri ve birçok akıllı özelliği içeriyor. Skoda Octavia'nın evrimleşen tasarım diliyle birlikte tamamen yeni ölçülere kavuştuğunu ve bu sayede daha duygusal ve daha dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yeniden tasarlanmış keskin hatlara sahip ön bölümde Skoda imzasını taşıyan markaya has ön ızgara ve daraltılmış LED ön farlar dikkat çekiyor. Octavia'nın profilinde ise her zaman olduğu gibi önden arkaya kesintisiz olarak devam eden tornado çizgisi yer alıyor ve araca daha dinamik bir görünüm sağlıyor. C segmenti sedan araç, benzinli ve otomatik vites. 999 cc, 111 beygir güç üreten motora sahip. Maksimum hızı saatte 208 km. Sıfırdan 100'e hızlanması 10.5 saniye. Otomobilin şehir içi yakıt tüketimi 5.1 litre. Şehir dışı yakıt tüketimi 3.8 litre. Ortalama yakıt tüketimi 4.45 litre. Bagaj hacmi 600 litre. Skoda Octavia Elite 1.0 normal satış fiyatı 299.900 TL. ÖTV'siz satış fiyatı ise 166.600 TL. Toyota Corolla Vision 1.5 Multidrive S. Üretimi Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilen önemli modellerden biri olan Corolla, Toyota'nın yeni nesil motor teknolojilerinin asfalttaki öncüleri arasında. 2021 Toyota Corolla sedanı ülkemizde üretilmesinin nimetini yeni model yılını erken olarak taşlandırıyor. Ailenin ürün gamında zengin motor ve versiyon çeşitliliği hız kesmeden devam ediyor. C segmenti sedan araç, benzinli ve otomatik vites. 1490 cc, 125 beygir güce sahip. Maksimum hızı saatte 190 km. Sıfırdan 100'e hızlanması 12.1 saniye.
Otomobilin şehir içi yakıt tüketimi 6.9 litre. Şehir dışı yakıt tüketimi 4.7 litre. Ortalama yakıt tüketimi 5.8 litre. Bagaj hacmi 471 litre. Toyota Corolla Vision 1.5 Multi Drive S'in normal satış fiyatı 212.250 TL. ÖTV'siz satış fiyatı ise 141.500 TL. Renault Megane Sedan Joy 1.3. Kısa süre önce 2021 model yılı tanıtılan Megane Sedan ailesi, Türkiye'de üretilmesinden ötürü iç pazarın oldukça önemli bir modeli konumunda. İç mekanda selefine göre çok daha fazla konfor odaklı bir atmosfer hissediliyor. Renkli gösterge ekranı, 8.0 inç genişliğindeki sezgisel tepkileri olan multimedya ekranı, sürücü için kontrol arttırıcı ve ana özellikler olarak dikkat çekiyor. Ancak aracın koltuk detayları da fazlasıyla önemsenmiş. Özel Renault tasarım atölyesinde dikilen koltuk kumaşları terletmeyen dokuda. Sürücü tarafında masaj fonksiyonu da sunuluyor. İç mekanda head-up display ekran teknolojisi kullanılmış. 5 farklı sürüş modu sunan araç, TFT dijital hız göstergesi ile analog devrini tamamen kapatıyor. Konforlu bir yolculuk için bardağınızı koyacağınız alanlar, küçük eşya gözleri, cepler, kol dayama alanları düzenle tasarlanmış. Adeta uzun yola çıkarken alınacak bir araç tasarlanmış. Sürüşü kolaylaştırmak ve daha güvenli kılmak üzere bulunulan ortamı analiz eden video sistem de Renault'un Megane için geliştirdikleri arasında. Aktif fren destek sistemi, kör nokta uyarı destek sistemi gibi detaylar ise Megane Sedan Euro NCAP testleri başarısını açıklıyor. C segmenti sedan aracın yakıt tipi benzin, vites türü otomatik. 1332 cc, 140 beygir güç üreten motora sahip otomobilin maksimum hızı saatte 201 km. Sıfırdan 100'e hızlanması ise 9.2 saniye. Aracın şehir içi yakıt tüketimi 6.5 litre. Şehir dışı yakıt tüketimi 4.9 litre. Ortalama yakıt tüketimi 5.7 litre. Aracın bagaj hacmi ise 503 litre. Renault Megane Sedan Joy'un 1.3'ün normal satış fiyatı 231.000 TL. ÖTV'siz satış fiyatı ise 154.000 TL. Peugeot 301 aktif 1.5. 208'in ardından markasının sunduğu giriş seviyesi niteliğindeki otomobil konumunda olan 301, Ağustos ayından beridir piyasada var olan zam furyasından en az etkilenen modellerden birisiydi. Ülkemize girdiği ilk dönemde Access, Aktif, Allure olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle sunulan araç, uzun süredir sadece Aktif ve Allure paketleri üzerinden tercih edilebiliyor. B segmenti sedan aracın yakıt tipi dizel, vites türü manuel. 1499 cc, 100 beygir güç üreten motora sahip. Ayrıca maksimum hızı saatte 190 km. Sıfırdan 100'e hızlanması 10.1 saniye. Peugeot 301'in şehir içi yakıt tüketimi 4.8 litre, şehir dışı yakıt tüketimi 3.4 litre, ortalama yakıt tüketimi 4.1 litre, bagaj hacmi 506 litre. Peugeot 301 aktif 1.5'in normal satış fiyatı 204.000 TL, ÖTV'siz satış fiyatı 136.000 TL. Fiat Egea Easy 1.4 Fire. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden birisi olan 2021 Fiat Egea Sedan, fiyat performans bazındaki dinamikleriyle ön plana çıkmaya devam ediyor. Zengin donanım seçenekleriyle her bütçeden kullanıcının radarına giren modelin yerli üretim olması da Türk endüstrisi için önemli. Ülkemizde 4 farklı donanım paketi ve 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulan Egea'nın giriş seviyesindeki Easy donanım ve 95 beygir güç üreten 1.4 litrelik benzinli motorun kombinasyonu karşımıza çıkıyor. Son zamlar karşısında piyasaya baktığımızda Egea modellerinin hala ulaşılabilir dinamiklerde olduğunu söylemek mümkün. Egea'nın sedan dışında hatchback ve station gövde tipleriyle satın alınabilmesi de avantajını arttırıyor. Fiat Egea Easy 1.4 Fire'ın genel özellikleri. B segmenti sedan benzinli aracın vites tipi manuel.
Egea Easy 1368 cc 95 beygir güç üreten motora sahip. Maksimum hızı saatte 186 km. Sıfırdan 100'e hızlanması 11.8 saniye. Şehir içi yakıt tüketimi 5.8 litre. Şehir dışı yakıt tüketimi 4.8 litre. Ortalama yakıt tüketimi ise 5.2 litre. Bagaj hacmi 520 litre. Fiat Egea Easy 1.4 Fire'ın normal satış fiyatı 130.900 TL. ÖTV'siz satış fiyatı 90.200 TL. Citroen C Elise Shine 1.5. Yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği makyaj niteliğindeki değişimlerle yoluna devam eden C Elise, Türkiye pazarında satışta olan en ulaşılabilir otomobillerin başında geliyor. Fiyat performans bazında değerlendirilen modelini LED farlar ve yerinde elektronik donanım desteğiyle takviye eden Citroen'in önümüzdeki süreçte atacağı adımlar da merak ediliyor. Citroen C Elise güncel tabloda sadece tek donanım seçeneği üzerinden kullanıcılara sunuluyor. 2021 model Citroen C Elise'de yan camlarda krom çıtalar, 7 inçlik dokunmatik ekran, dijital klima, deri direksiyon simidi, arka aydınlatma, ön kol dayama, ısıtmalı yan aynalar, ön yan hava yastıkları özellikleri de sunuluyor. Citroen C Elise Shine'ın genel özellikleri: B segmenti sedan dizel araç, 1499 cc 100 beygir güç üreten bir motora sahip. Maksimum hızı saatte 189 km, sıfırdan 100'e hızlanması 10.1 saniyede oluyor. Manuel vitese sahip olan aracın şehir içi yakıt tüketimi 4.8 litre, şehir dışı yakıt tüketimi 3.4 litre, ortalama yakıt tüketimi 4.1 litre, bagaj hacmi ise 506 litre. Citroen C Elise Shine'ın normal satış fiyatı 197.500 TL. ÖTV'siz satış fiyatı 131.600 TL. Ford Focus Sedan Trend X 1.5. Piyasanın eskimeyen yüzlerinden olan Ford Focus, daha sert dinamikleri, daha güvenli kullanımı, daha hafif ağırlığını yeni teknolojileriyle harmanladığı serisi Ford Focus 2021, önceki modellerine göre daha gelişmiş olmasıyla markası adına önemli gelişmeler kaydetti. Dur kalk stop go fonksiyonu ile geliştirilmiş adaptif hız kontrol sistemi, trafik levhası tanıma ve şerit hizalama gibi kişisel sürüş asistanı deneyimi sağlayan teknolojiler bu modelde ilk kez bir arada kullanılıyor. Geliştirilmiş adaptif hız kontrol sistemi, hızınızı önünüzdeki araca göre otomatik olarak ayarlamakla kalmıyor, dur kalk fonksiyonu ile trafik sıkıştığında otomobilinizi otomatik durdurup yol açıldığında yeniden çalıştırıyor ve yola devam etmenizi sağlıyor. Şerit takip sistemi yol çizgilerini izliyor ve şeridinizde kalmanıza olanak sağlıyor. Ford Focus Trend X 1.5'in genel özellikleri: C segmenti sedan araç benzinli ve manuel vitese sahip. 1499 cc 123 beygir güce sahip aracın maksimum hızı saatte 196 km. Sıfırdan 100'e hızlanması 11.2 saniye. Otomobilin şehir içi yakıt tüketimi 7.9 litre. Şehir dışı yakıt tüketimi 4.5 litre. Ortalama yakıt tüketimi 6.2 litre. Bagaj hacmi 511 litre. Ford Focus Sedan Trend X 1.5'in normal satış fiyatı 210.400 TL. ÖTV'siz satış fiyatı ise 140.000 TL.